Şimdi gelelim hemen Susurluk kazasına. Günlerdir kamuoyunda senaryolar üretiliyor. İçlerinden biri var ki elde somut hiçbir bilgi bulunmamasına rağmen üzerinde en çok durulanı o. Özel bir grubun oluşturulduğu, bu özel grubun direkt İçişleri Bakanı ve Başbakan'a bağlı çalıştığı, parasının da örtülü ödenekten karşılandığından söz edilen senaryo. Herkes sustuğu için bu iddianın doğruluğu da tabii bilinmiyor. Senaryo 15 yıl önceki olaylarla başlıyor. Ermeni terör örgütü Asala, Türk diplomatlarına karşı eylemlerini sıklaştırıyor. İşte o günlerde 12 Eylül'ün lideri Kenan Evren bir talimat veriyor. Asala'ya karşı örtülü savaş yapılacak. Asala hedefleri vurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ise bu işe hiç bulaşmamış sayılacak. Zira bu savaşta kural yok. Asala'ya karşı Avrupa'da bulunan ülkücü militanlar harekete geçiriliyor. Devlet ülkücüleri bu operasyonlarda kullanıyor. Başka kimseyi bu kadar kolaylıkla kullanamazsınız. Biraz evvel belirttiğim gibi psikoloji bunlara müsaittir. Onun dışında liderlikleri, onları yöneten insanlar da böyle bir faaliyete girmesini teşvik ediyorlar. Grup bol para ve silahla donatılıyor. İşte film burada başlıyor. İddia o ki Kenan Evren'den sonra bu örgütü başkaları canlandırıyor. Senaryonun bu kısmına MİT eski daire başkanı Mahir Kaynak da inanıyor. Bu grup daha sonra devam etti. Sayın Çiller'le Ağar bunun üzerine oturdular ve bunu devam ettiriyorlar. Bu grubun yaptığı şey dünyada örtülü faaliyet dediğimiz faaliyetlerin yapılmasıdır. Yani devletin yapmak ihtiyacını hissettiği ama kanuni olmayan bir takım faaliyetlerin yapılması. İddialara göre örgütün kimlik kartı şöyle. Örgütün adı Özel Büro. Amacı siyasetçilere özel istihbarat sağlamak, onların çıkarlarını korumak ve PKK ile mücadele etmek. Örgüt son olarak Çiller ve Ağar'a bağlı çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ve MİT'te uzantıları var. Örgütün bir başka kolunu ise eski ülkücüler oluşturuyor. Peki bu iş için gereken para nereden bulunuyor? Sayın Tansu Çiller 500 milyarlık örtülü ödeneği devletin amaçları için kullandığını söylüyor. Ama bunu devletin resmi kurumlarından hiçbirinin aracılığıyla kullanmıyor. Sayın Tansu Çiller ve belki de onunla işbirliği içerisinde bulunan Mehmet Ağar bu örtülü faaliyette bunu kullanmıştır. Ve bunların amacı da Türkiye'de PKK'yı devletin resmi kurumları dışında bertaraf etmektir. Özel büronun yasal temeli yok. Devletin istihbarat örgütlerine rağmen hatta onlara alternatif olarak kurulmuş. 700 üyesi var. Çoğu devlet görevlisi. Ancak aralarında kanun dışı isimler, mafya üyeleri de bulunuyor. Yani kullandığı insanların başka işleri de var. Örgüt için amaca giden her yol mübah. Şimdi örtülü faaliyet yapıldığı zaman bu örtülü faaliyetin önemli bir kısmının da kanun dışı faaliyetler olduğu açıktır. O halde bunu devlet memurları eliyle yapmazlar herkes. Bunun yerine mafyaları kullanırlar. Türkiye'de bunlar kullanılmaktadır. Burada şu çok açık bir gerçek. Mafya böyle bir görev verdiğiniz zaman, devlet görevi verdiğiniz zaman onun diğer faaliyetlerine de belli ölçüde göz yummak zorunda kalıyorsunuz. Yani adam diyelim ki devlet için küçük bir iş yapıyor ama çok büyük ticari veya uyuşturucu kaçakçılığı gibi işinde devletin himayesine mazhar oluyor. Eski ülkücü militanların örgütün vurucu gücü olduğu ileri sürülüyor. Senaryoya göre Abdullah Çatlı da bu örgütün kurmayı. Pek çok silahlı eylem gerçekleştirdi. Onun için devlet tarafından himaye edildi. Diplomat pasaportu ve sahte polis kimliğini özel bürodan elde etti. Polis müdürü Hüseyin Kocadağ da bu özel büronun üyesiydi. Özel timin kurucularındandı. Ağar'ın en güvendiği isimlerden biriydi. Senaryoya göre Bucak aşiretinin reisi Sedat Bucak da özel büronun en önemli isimlerinden biri. Hem büronun kimi kanun dışı işlerini gerçekleştiriyor hem de büronun militanlarını gizliyor. Kaza yapan otomobilde bulunan susturuculu silahların da örgüte ait olduğu belirtiliyor. Polis müdürünü, aranan ülkücü militanı ve DYP milletvekili Bucak'ı arabada bir araya getiren ise işte o özel büro.
Senaryo böyle devam edip gelişiyor. Rivayet o ki örgütün ortaya çıkabileceği ihtimalinden rahatsız olan Çiller Mehmet Ağar'ı feda ediyor. Rivayet muhtelif. Devlet susuyor. Gerçeğin arayışı ise sürüyor. Kim bilir, belki de özel büro şu saatlerde yeni isimlerle yeni ofisine taşınıyor.